Herkese selamlar. Muslis Flashback YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Airfryer'in kolaylıklarından güzel bir tarif yapacağız. Airfryer'de fajita, yani sebzeli fajita yapacağız. Soğanlı, kapya biberli, charlestonlu. Çok basit, çok pratik. Yaklaşık bir 12-13 dakikada elde edebiliriz bir yemek türü. Bunun yanında tortillaya sarıp çok rahat bir şekilde dürüm halinde bunu tüketebilirsiniz. Etin bonfile kısmını kullanıyoruz. Gayet yumuşak, dinlenmiş bir et. Onun için çabuk pişer ve eşit derecede kızarır. Onun yanında kırmızı kapyamız, charleston ve soğanımızı da eşlik ederek hep beraber kızartacağız. Ben işleme başlamadan önce airfryer'imizi yaklaşık 4-5 dakika ısıtmak zorundayım. Isıtmazsak şayet taban soğuk olduğu için etin yapışmasını sağlarız. Bu da hoş bir görüntü olmuyor. Hem daha bir kolaylık sağlıyor. Onun için yaklaşık 4-5 dakika aletimizi ısıtacağım. O esnada da etlerimizi hazırlarım. Aletimiz ısınmaya başladı. Ben bu arada etlerimizi kesiyorum. Sebze ve etimizi tamamen jülen şeklinde keseceğiz eşit boylarda. Onun için çok fazla ince yapmıyoruz eti. Ne kadar eşit derecede güzel kesersek o kadar da güzel kızarır. Aradaki siliri alıyorum. Karışım yapacağımız tabağımız. Kırmızı kapya biberimiz. Hepsini jülyen şeklinde keseceğim. Görüntü açısından da bir bütünlük kazanacak. Charleston biberimiz. Arzu ederseniz burada acı sivri biber de kullanabilirsiniz. Sarı biber kullanabilirsiniz. Hem renk katar. İsterseniz yeşil kabak da kullanabilirsiniz. O da olur. Tamamen artık kendi damak zevkinize göre içinde sebze uygulayabilirsiniz. Soğanımız da jülyen şeklinde. Şu şekilde içine dağıtabiliriz. Aynı şekilde bunda da kırmızı soğanla eşleştirebiliriz. Yani çok güzel bir karışım olur. Onu da tavsiye edebilirim. Şimdi pişme esnasında yapışmasını hafiften bir sıvı yağ kullanıyoruz. Evet. Tuzumuz. Ve karabiberimiz. Şimdi bunu harmanlayacağım. Bu şekil iyice karıştırıp, normalde bir yaklaşık 10-15 dakika eğer soğukta altı dinlendirirsek daha iyi özleşmesini sağlarız. Ben size şimdi kısa yoldan tarif olsun diye hemen pişireceğim. Ama bunu 15-20 dakika dinlendirmek daha sağlıklı, daha güzel bir lezzet ortaya çıkartır. Evet, aletimiz ısınmak üzere. Yani bu sefer fajitamızı burada pişirirken yaklaşık 4-5, toplam 10 dakika kızartacağız, 10-12 dakika. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra da etimizi, yani fritöz şeklinde olan haznemizi çıkartıp bir karıştırırsak daha güzel bir sonuç elde ederiz. Evet. Çünkü düz şekilde yayıyorsunuz ama tam şekilde oturmuyor. Yaklaşık 5 dakika sonra haznemizi çıkartıp bir karıştırırsak çok daha güzel bir kızarma şekli elde ederiz. Şimdi ben aletimizi ayarlıyorum hemen. Evet. 200 derecede.
Şu anda 13 dakika gösteriyor. Doğru, yeterli. Yaklaşık 5 dakika sonra dediğim gibi bir etimizi alt üst yapacağız. Aletimizi çalıştırdık. Sevgili izleyenler, dediğim gibi müthiş bir alet. Zaman tasarrufu, ne bileyim işte sağlık açısından yağ tasarrufu. Onun yanında koku yok. Temizlemesi kolay. Çok pratik bir alet. Kısa zamanda çok fazla işler yapabilirsiniz. Onun için tavsiye ediyorum, alın evinizin bir köşesine dursun. Bakın bitti, sinyal sesimizi verdi. Fajitamız hazır. Evet, müthiş bir görüntü. Gördüğünüz gibi. Ben bu arada hemen tortillaramızı hazırlayayım. Şu şekil yapacağım ben, ekmekte ziyan olmasın diye. Ben bu tortilin ucunu kesiyorum. Sarma esnasında daha güzel bir görüntü olsun diye. Bunları da atmıyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, fajitamız hazır. Çok pratik şekilde ama bunun içine dediğim gibi farklı sebze de katabilirsiniz, koyabilirsiniz. Domates koyabilirsiniz, çeşitli soslar da koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Daha pratik, daha hızlı. Onun için yemeğimiz servis hazır ve ben şimdi sizler için tadına bakıyorum. Güzel gözüküyor. Bakalım nasılmış. Biraz daha yiyeceğim. Yumuşacık, etin suyu içinde. Harika bir lezzet. Hepinize afiyet olsun.